Şimdi SQL Plus kullanarak insert işlemini öğreneceğiz. Yani buna bir demo hazırlamış oluyoruz. Desk Regions, yani Regions tablosu üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğiz ve onun yapısına baktık. En az parametreyi o istediği için bunu kullanıyoruz. Region ID ve Region Name isminde iki değer istiyor bizden bu tab, yani iki sütuna sahip. Şimdi standart insert into ile insert cümlemizi yazıyoruz. Insert into tablomuzun adı neydi? Region. Buna şu şekilde sütunların ismini verebiliriz de aynı zamanda vermek zorunda da değiliz bu durumda. Çünkü iki sütun var ve ikisinin de biz değerini zaten vereceğiz. Eğer değer vermeyeceğimiz sütunlar varsa bunun için mutlaka sütunların isimlerini yazmamız gerekiyor. Ancak tüm sütunlara, yani iki tane olan tüm sütunlara biz değer gireceğimiz için burada herhangi sütunların ismini vermemize gerek yok. Ancak yine de örneğin anlaşılması için biz isimlerini verelim. Region name value kısmını aşağıda oluşturuyorum. Region name ve region id'di. Region id kısmına örneğin 200 dedim. Virgül. Region name kısmına ise normalde burada ülkeler yazar. Biz de mesela şu şekilde Türkiye yazalım. Alt satıra indim. Gördüğünüz gibi bir satırın eklendiğini gösterdi. Şimdi select yıldız from regions diyerek çalıştırıyorum ve 200 region id'ye sahip. Yani bu arada burası bölgelerin olduğu tabloydu. Region, yani bölgeler. Biz buraya ülke yazdık. Daha kısa olması için bu tabloyu kullanmıştık. Region id 200 ve region name Turkey yazdık. Bu şekilde insert cümlecini de kullanmış olduk. Şimdi delete'i de kullanalım burada. Yanlış girdiğimiz kayıt için. Daha doğrusu sonradan ekleme yaptığımız kayıt olduğu için. Delete from region id regions ver region id eşittir 200. Gördüğünüz gibi şimdi evet Turkey, yani eklediğimiz Turkey kaydı şu an yok veri tabanında. Bunu da insert cümleciğini SQL Plus ile nasıl kullanacağımızı temel olarak öğrenmiş olduk.